Cümleten selamlar. Adını henüz belirleyemediğimiz programımızın 3. bölümünde bugün jüri olduk ve Game Awards ödüllerinde hangi oyun hangi ödülü almalı onları konuşacağız. Şöyle karar verdik. En önemli ödülü yani yılın oyunu ödülünü de en sona saklayacağız. Özgür'e bırakıyorum topu burada. Kategorilerle başlayalım. Şimdi yılın oyunu tabii ki sona bırakacağız. Bir tartışma çıkacak aramızda belli ki. Arkada benim safım belli zaten. Şimdi o Ben zaman... koymama gerek yok. Benim safımı herkes biliyor. Evet. Evet, ilk kategorimiz en iyi oyun yönetmenliği. Burada hemfikirizdir diye düşünüyorum, değil mi? Yani Alan Wake 2, Sam Lake. Başka var mı bir fikrin? Bir an çok korktum Baldur's Gate 3 diyeceksin diye. Yok canım, hayır. Ya şimdi şöyle, Baldur's Gate 3 çok iyi oyun ya. Hani herkeste bir şey var. Ya en iyi yönetmenlik Baldur's Gate. İşte atıyorum tabii, en iyi evet. Ses Baldur's Gate falan. Şimdi en iyi yönetmenlikte bence sinematografi olarak da ne bileyim metin yazarlığı olarak da Alan Wake 2 diyorum ben de. Ya zaten Alan Wake 2 hani ilk bölümde de konuşmuştuk. Oyun olmaktan ziyade filme daha yakın gibi. O yüzden Sam Lake Evet. burada bence alıyor yani. Evet, Baldur's Gate 3 de iyi ama Baldur's Gate 3'ün iyi olduğu taraf oyun yönetmenliğinden ziyade oyunun içeriğine tartışırız zaten. Sam Lake burada bence de hiç tartışılması Ben de Sam Lake diyorum. kapalı. Hatta yani oyun dünyasının en iyi yönetmenidir diye de böyle bir lüzumsuz çıkış yapayım. Belki yorumlarda Çıkış tartışma oldu. falan çıkar. Bence de Kojima'dır. O zaman aşağıda buluşalım. O zaman en iyi hikaye anlatımıyla devam ediyorum. Burada ben Evet. biraz kafam karışık. Sana atıyorum topu. Çünkü ben biraz düşüneceğim. Ya Sen dene. şimdi bak yine aynı şeye geldik mesela. Hani Baldur's Gate 3 çok iyi oyun. Aslına bakarsan narratif kısmı da çok iyi. Ama hikaye anlatımında acaba hikayeyi hani yazıp anlatmak mı önemli yoksa işte Alan Wake 2'deki gibi kreatif yazarlık mı önemli aynı zamanda sunumla birlikte? O yüzden ben de çok kararsızım burada. Yani iki oyundan birine gideceğini düşünüyorum kesinlikle. Yani Alan Evet, Wake 2 bence de. veya Baldur's Gate 3 alacak ama ya benim safım açıkçası Alan Wake 2 ama Baldur's Gate 3 alsa yine neden aldı demem. Benim de öyle. İki, hani hangisi alırsa hak etti derim. Hiç somurtmam ama benim de galiba Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3'ü bitirdin mi bu arada sen? Üçüncü kısmı oynamadım diye hatırlıyorum. Çünkü o Anladım. ara Yani başka bir şeyler çıktı. Ya çok uzun oyun ya hani oynuyorsun, keyif alıyorsun ama bir yerde şey oluyor artık ya abi şunlara da bir bakayım artık diyorsun. Hani hele böyle bir yılda. evet, ya ben 200 saat oynadım. İnternette bazı videolar görüyorum. Hiç haberim bile yok öyle bir şeyden ki ben hani bağımlı olarak her tarafı araştırmaya çalıştım. Ona rağmen görmemişim. Sırf bundan dolayı hani hikayesini oradan bağlayacaktım. Bundan dolayı en iyi hikaye anlatım Baldur's Gate 3 alabilir diye düşünüyorum. Doğru yani tam anlamıyla bitirmeden aslında benim de yorum yapmam biraz kekoca oldu ama ya Alan Wake 2'de ben yine şeyim sabit Ya duruyorum yani. dediğin gibi hak ediyor. Hemen bir sonraki o zaman ödüle geçiyorum. En iyi sanat yönetmenliği. Ya burada şimdi sürpriz aday Lies of P bence böyle Evet. beklenmedik bir şey yapabilir. Çünkü gerçekten çok güzel sanat yönetmenliği. Saçma gelebilir ama ya ben Lies of P diyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ben de onu diyecektim. Alan Wake 2 de alabilir bu arada. Gerçekten o da çok acayip. Evet. Özellikle ışıkla yaptığı bu sanat şeyi, yani sahne tasarımları falan çok iyi sanat demişim. Ama bence de Lies of P diyorum. Hemen o zaman en iyi müzikle devam ediyorum. Final Fantasy 16'nın müzik tarafının iyi olduğunu söyleyenler var. Bilmiyorum Çok ama ağır hani konuşurum. oynamadım. Gerçekten benim şu an hiçbir fikrim yok. Ben burada sen ne dersen onu Ha, o onaylayacağım. zaman şöyle hızlıca özetleyeyim. Biliyorsun Alan Wake'in müziklerini Pots Softfall of mıydı? Fall. Öyle bir, ha, onlar yapıyor. Evet. İlk oyunu da onlar yapmıştı. Ve Sam Lake özellikle zaten Finlandiyalı bir stüdyo. Sam Lake de Finlandiyalı. Özellikle oradan çıkan bağımsız sanatçıları çalıştırıyor bu iş için. Çok güzel bir hareket. Müzikler de gerçekten çok iyi. Özellikle episode bittiği zaman en sonunda bir çalıyor ya. Çok iyi. Hepsini şu anda Evet. dinliyorum. Hani Spotify'dan sabah işe giderken falan dinliyorum. Ama Baldur's Gate'de birkaç tane özellikle parça var. Onlar çok acayip. Ama yine de düşününce Alan Wake diyeceğim buna ya. Ya ben de katılıyorum. Şöyle bir dert var şimdi. Baldur's Gate 3'te hani birkaç tane gerçekten çok sağlam soundtrack var ama hani Evet. genel müzik tasarımı olarak baktığımızda mesela Alan Wake 2 daha böyle komple görünüyor öyle söyleyeyim. Bu arada Pulse of the Evet. Fallen da Max Payne 2'nin sonunda çalan şarkısını uzun süre ben de playlistlerde tutmuştum. Ya onların hatırına ben de Alan Wake 2 diyorum ama hani bilemiyorum Pulse of the Fall dahil mi değil mi? Hani Evet, sadece onu burada ben de yazan anlamadım abimizin tam. emeği mi? Ama genel oyundaki müzik tasarımı olarak bence Alan Wake 2. Şimdi şöyle bir dert var. Bir sonraki kategori en iyi ses tasarımı. Şimdi en iyi müzik de Alan Wake'e verdik. En iyi ses tasarımında acaba diyorum bu sefer Hi-Fi Rush'a verecekler mi? Çünkü oyun komple ritme dayalı. Şey yaptın mı? Adaylar açıklanınca Game Awards'un sitesinden oylayabiliyorsun ya, yaptın mı onu? Yaptım. Ben orada yaparken düşündüm bu şu an düşündüğüm şey. O yüzden çok hızlıca cevap vereyim. Benim buradaki adayım Dead Space abi. Dead Space bu yıl en sevdiğim oyunlardan biri oldu. Hatta benim Çok için Alan acayip ya. Wake'in de üstünde. Ama hani ses tasarımı o kadar iyi miydi? Çok Ondan iyi. çok Niye emin biliyor değilim. musun? Şimdi şundan dolayı Dead Space'te orijinal halini oynadıysan belki orada daha vurucuydu o kısım. Bunda biraz kısmışlar sanki orayı.
boşluğa düştüğün bir yerden ses iletilmiyor ya, sesin olmadığı bir yer var ama oyundaki canavarlar seni takip etmeye devam ediyor. Şey yok hani, sıfır ses diye bir ortam da yok. Hani o basıncı falan hala hissetmeye devam ediyorsun. O kısım bence sadece ödül almasına yeter. Çünkü bir ses yok ama garip bir şeyler, bir uğultu var arkada. Canavarın yaklaştığını uğultudan anlıyorsun. Silah sesleri olsun falan, genel olarak gerçekten güzel yapılmış. Orijinalinde daha iyiydi orası. Bence biraz bozmuşlar burayı ama yine de ödül almasına okey yani. Hi-Fi Rush bilmiyorum. Ne gerek var abi Hi-Fi Ya Rush'a ya? ya bu kadar aday gösterilince ya bir yerde bir ödül verecekler mi acaba diye düşünüyorum hani ister istemez. Ben de aynısını düşünüyorum bu. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Dead Space'in de bu yıl çıktığını şu an hatırladım. Ne acayip bir yıl bu yıl ya. Değil mi? Yani şu listede aslında baktığında böyle benim en cilalı ve temiz bulduğum deneyim Dead Space olabilir. Yani hiç böyle akarı kokarı Evet. olmayan, girip baştan sona rahat rahat oynadığım hani atmosferi olsun, sesi olsun, görsel olsun her şeyiyle böyle abi budur adamlar yapmış dediğim oyunlardan biriydi. Yani eleştirecek çok az yönü vardı gerçekten. O yüzden bir Baldur's ödül Gate'e olan alsa iyi olur. düşmanlığın olmasa, ben de aynısını düşünüyorum. Peki o zaman en iyi performans, hızlıca geçebiliriz bence en iyi performansı. Ya bence Baldur's Gate'deki abimiz Evet alacak. evet Neydi adı? aynen. Yani Asterion muydu? karakterin adı Astarion, şeyin Neil Newborn. Daha önce Evet. Resident Evil Village'da şeyi seslendirmişti, şu Hammer'la gezen abiyi seslendirmişti. Yani hak eden bence daha var. İdris Elba var mesela Cyberpunk'tan falan. Ya da ne bileyim Peter Parker'ı seslendiren adam değil ama Astarion'u seslendiren herif şu an şey oldu, yani popüler oldu. O yüzden direkt verirler bence, uzatmazlar. Ya İdris Elba'nın da olayı biraz İdris Elba olması yani aslında. Ha tabii Orada ya. atıyorum no name bir adam olsa hani ne Aynen. bileyim Jonathan Yılmaz olsa adı kimsenin Tabii. çok da şey yapmayacağı bir performans Aynen. Birebir aynı ses, aynı vurgular, aynı yani. tonlama ama adı Jonathan Yılmaz olsa hiç umursamaz. En iyi bağımsız oyunla devam edelim. Bu yıl bence bağımsız oyun tarafı biraz sönüktü. Ne diyorsun? Ya sönük değil de gölgede kaldı sanki biraz. Çünkü niye biliyor musun? Stray yoktu abi onun. Ya Ya şimdi bu... Sea Buyur. of Stars yükseli çıktı. Ben oynayamadım Dave the onu Diver'da maalesef. keza aynı şekilde. Ben hiçbirini oynamadım. Şu listede benim oynadığım, bitirdiğim bir oyun yok. O yüzden şey bir fikrim de yok hani. Ya şu almalı falan diyebileceğim bir fikrim yok. Ama benim tahminim Dave the Diver. Yani öyle Evet. olacağını hissediyorum. Bakalım Yani ama Sea of şöyle, Stars'da yani olabilir. burada Viewfinder ve Sea of Stars hariç diğerlerini oynadım. Dave the Diver'a da daha yeni baktım bu arada. 2-3 hafta önce baktım. Muazzam olmuş. Ya çok acayip olmuş ama şey tartışılıyor. Ben hiç araştırmadım onu ama bu oyunun bağımsız olmadığı tartışılıyor şu anda. Ha evet doğru. Böyle bir durum var. O hani uzun bir tartışma. Onu belki ayrı bir video çekeriz ama onun dışında bu Cocoon'da şey, Limbo ve Inside'ın baş tasarımcısının ayrılıp kendi yaptığı oyun. Benziyor tarz olarak, yine bulmaca falan enteresan, sanat tasarımı enteresan ama Dave the Diver inanılmaz bir şey de sunmuyor, öyle farklı bir şey de sunmuyor ama çok güzel oyun olmuş, inanılmaz bağlıyor kendini. Özellikle el konsol olan varsa mutlaka Dave the Diver oynasın çünkü çok şarj da yemiyor ama inanılmaz gidiyor oyun. Bu arada oyun bağımsız değil ya o tartışmaları ben de okudum. Hani kesinlikle oyun bağımsız Anlamadım. oyun değil aslında. Ya Neden? bayağı Neyi? büyük bir şirketin kendi kurduğu bir alt stüdyo tarafından geliştirilmiş bir oyun. Benim anladığım kadarıyla yanlış biliyorsam düzeltirler yorumlarda ama şey de değil yani Devolver Digital atıyorum dağıtımcılık yapıyor ya onun gibi bir durum da yok yani. Direkt şirkete ait bir alt şirketin geliştirdiği bir oyun. O yüzden ya bağımsız denemez bunu aslında ama bilmiyorum hani Anladım. herhalde 2D gördüler böyle. Büyük ihtimal. Bu anca bağımsızdır diye. Zamanında şey de öyle olmuştu. Ori biliyorsun. Yani ikinci oyununu Will of the Wisps'ti galiba. Onu mesela Xbox, ben Microsoft zaten satın aldı şirketi. Onlar yayınladı. Ama en iyi bağımsız da vardı yani. Ben de yaparım öyle bağımsız oyun. O Yani zaman... Enis Kirazoğlu'nun suçu ne mesela şu an? Aynen öyle. Adam Adam öyle burada uğraşıyor, çabalıyor. ejitti. O da bulsun böyle kocaman Koreli bir dağıtımcı. En iyi Sınırsız bütçeyle bağımsızlığı yapsın yapıştır. bağımsızını. Yani şimdi bilmiyorum o yüzden ama Dave Diver'ın aday olduğu için söylüyorum. Kazanacağını düşünüyorum ben. Oynamadan düşünüyorum. Yani uzaktan baktım şöyle bir. Ben de öyle bir göz olduğuna inanıyorum ya. Ben bu oyun ödülü alır diyorum. Bilmiyorum bakalım. Rıdvan Dilmen tarzı diyorsun. Gol olur. Aynen öyle. Bu alacak diyorum yani. Bence de o alır. Bundan sonrasını bence biraz hızlandırma amaçlı hızlı gidelim. Çünkü en son Tamam. konumuza bir an önce yetişelim. En iyi mobil Evet oyun. artık Oynadın mı dönelim. hiç mobil oyun? Bunların hiçbirini ben oynamadım. O zaman Ama geçebilirim. Final Fantasy 7 oyunu gördüm orada bir tane. Final Fantasy Aynen. 7 varsa ben ona veriyorum ödülü. Ben gönlümden Süper. koptu. Hani bu içimden geldi diyor ya şey Bülent Ersoy. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Bu yoktu. Anasını satayım. İçimden geldi. O zaman ben de en iyi VR tarafında hemen bir şey söyleyeyim. Horizon Call of the Mountain. Gerçekten bir VR oyunu nasıl olmalıyı anlatıyor.
yani başından kalkamadığım tek VR oyunu bu olabilir. Hani genel olarak tüm yıllar boyunca ve bir daha da bence böyle bir şey gelmez. En az yakın gelecekte gelmez. Onu da hemen geçiyorum. En iyi aksiyon oyunu. Şimdi burada işler Bak, o biraz enteresan. karışıyor. Evet, bence bunu oynayamadım ben. Çok da bana hitap etmiyor ama Armored Core'a verecekler bence. Şimdi şöyle, Remnant 2'yi yeni başladım oynamaya. İzlediğim kadarıyla, yani ben henüz böyle çok haldır huldur combat kısmında değilim ama izlediğim kadarıyla aksiyonu çok iyi. Şimdi Evet, Ghost öyle. Runner'ı oynamıştım, ilk Ghost Runner'ı. Ghost Çok Runner güzel da oyun. hayvan gibi bir aksiyon oyunu, saf aksiyon oyunu. Ghost Runner 2'yi denemedim, yani henüz deneyemedim. Ama hani onun da listede neden olduğunu anlayabiliyorum. Armored Core, ya bilmiyorum, beni çekmedi en azından. O yüzden burada biraz şey yapacağım, hani gönlümden geçene vereceğim. Ben Remnant 2 diyorum ya. Benim de gönlümden geçen bu arada ya Ghost Runner ya da Remnant olurdu. Ben de Remnant'ı yani beğendim. Ama Armored Core'a verirler. Hani bir de From Software oyunu ya sonuçta. Evet. Boş geçmezler onu. Bir de eğer bu Game Awards'ta Elden Ring'in DLC'sinin fragmanı falan gelecekse yani büyük ihtimalle öyle olacak. Hani From Software'e ödülü verecekler. Yani Miyazaki Knightley sahneye çıkacak. abimiz yapar diyorsun orada. Şey. Aynen bir şeyler yapar yani. Aksiyon macera oyunu. Senin adayın belli Şimdi zaten. burada şöyle bir şey var. Normalde yok. Ben Resident Evil 4 diyecektim. Sonradan Enteresan. yukarıdaki şeyi gördüm. Game Awards'ta hani kategorileri anlatırken tanımlamalar Evet. yapılıyor ya. Orada şöyle diyor. En iyi aksiyonla aynı zamanda seyahat ve bulmaca mekanikleri. Bu Alan Wake şekilde 2'de tarif edildiği için ben burada normalde Zelda taraftarı değildim. Hani bence aksiyonu o kadar da iyi değil mesela. Hani macera kısmı çok iyi ama tanım bu olduğu için ben Zelda kazanır diyorum. Hani içimde şüphe de yok yani bu tanımı okuduktan sonra. Tanımı duyunca da fikrim çok değişmedi de Resident Evil 4 diyorum ben yine. Bence bu yıl bir Öyle şey mi değil mi? diyorsun? Resident Evil 4 yılın çok başında çıktığı için biraz unutuldu bence. Resident Evil 4 bence Alan Wake'den de çok güzel. Bence bu yılın en iyi ikinci oyunu Resident Evil 4. O kadar diyemiyorum ben ya. Benim başa attığım isim farklı olduğu için öyle oldu. Biraz da ben muhtemelen 3'e koyuyorum. 3'e 4'e falan koyuyorum ben de. En iyi RPG Baldur's Gate Dediğin. 3 deyip geçiyoruz direkt. Baldur's Gate 3 hiç Hiç gerek başka. yok yani. O sıradaki adaylık en iyi dövüş oyunu. Ya ben açıkçası burada bir tek Street Fighter 6'yı oynadım. Diğerlerine bakamadım. Mortal Kombat'ı da hani çok merak ediyordum ama bakamadım. Sen ne diyorsun? Ben hepsini çok az oynadım. Ben Street Fighter 6 diyorum. Ya çünkü ya farklı bir şey yaptı herifler bu sene. Evet Çok evet. da beğenildi. İnceleyenler de beğendi, oynayanlar da beğendi. Mortal Kombat'ın kendi bir hayran kitlesi var. Onlar da hani ilk başta bir memnun olmadıkları bazı ufak tefek şeyler de vardı. Hani kendi kitlesini de full %100 memnun etmediği için ben Street Fighter 6 diyorum. Bence yani Street Fighter 6 gördüğüm kadarıyla diğer oyunları Street Fighter 6 güzel olmuş. En iyi aile oyunu. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim Wonder. sadece. Bence de Mario Söyleme abi, Mario Wonder. Yok yok kesin Mario Wonder da buraya Wonder. şeyin neden aday olduğunu anlamadım. Disney Illusion Island var mesela. Ben bunu oynadım. Ve büyük bir beklentiyle oynadım. Çünkü çok böyle Rayman tarzında bir platform oyunuymuş gibiydi. Girdim hiçbir şey yok oyunda. Dümdüz tuşa basıyorsun sadece. O yüzden bir şaşırdım. Bunun niye burada olduğuna şaşırdım. Yani Mario zaten bence de hani Mario olmasa da farklı bir şey söyleyeyim de Pikmin 4 diyorum. Baya güzel oyun bence. Geçiyorum en iyi simülasyon strateji. Pikmin 4. Ben Evet. oynamadım. Senin övgülerini ve benim Nintendo hayranlığımı da Ya o hesaba zaman katarak şey ekstra şunu da Pikmin söyleyeyim. 4 diyorum ben. Advance Wars da çok iyi. O da çok iyi ama o artık hani remake tarzında bir şey olduğu için çok da gerek yok. Pikmin 4 diyelim geçelim bence. En iyi spor yarış oyunu. Ne diyorsun bir FIFA hayranı olarak? EAFC 24 değil. Değil mi? Bence de değil. Bence değil. Forza Motorsport olabilir bence. Ben de Crew Motorfest diyorum ya. Çok keyifli oyun. Çok eğlenceli görünüyor. Çok eğlenceli görünüyor. Oynayamadım. Evet çok keyifli oyun. Ama ya burada Microsoft'un bir ödül alacağını düşünüyorum açıkçası. En azından diyorsun bir şey. Bir ödül alırlar. Ya Forza ile hep ödül alıyorlardı şimdiye kadar. Bence Evet. yine alırlar. O zaman en iyi multiplayer oyun. Yani tabii ki Baldur's Gate 3 diyorum ben. Ben de çok net Baldur's Gate 3 diyorum bu arada. Ama ya şimdi multiplayer denince de co-op olarak mı sadece bakmamız lazım yoksa hani diğer Ya multiplayer ikisini deneyimine de birden bakmak? katmış galiba. Benim Ama anladığım da o şekilde. Ya Diablo 4 sanmıyorum. Street Fighter değil, 6 çok yine eleştirildi sürpriz zaten. yapabilir. Çünkü Evet. hani bu tarz bir multiplayer dövüş oyunu daha önce görmedik. Yani ilk defa görüyoruz. Böyle hani kendi dünyası olan karakterini falan Aynen. geliştirdiğin. Ya benim açıkçası gönlümden geçen Baldur's Gate 3 ama Street Fighter 6 da alırsa şaşırmam yani. Oha neden oldu falan demem. Çoğu insan da der, onu da biliyorum yani, ne alaka falan Evet. derler. Baldur's Gate 3'te şey de çok acayip. Hani ya online yapmışsın, güzel de yapmışsın. Teknik anlamda da online ya co-op kısmını iyi yapmaları da çok acayip. Hani yani Evet. Divinity'de bile hata vardı mesela yılların oyunu. Onda bile hata vardı. Bunda çok minik seviyedeydi. O yüzden şaşırdım. En iyi uyarlama
ya geçiyorum. Bu bence hiç tartışılmaz Last of Us diye düşünüyorum yani. Ben de Last of Us diyorum. Yani şimdi Mario Bros. Tamam güzel filmdi. Hani severek de izledim ama ya Last of Us'ın yanında cidden bence esamesi okunmaz ya. Bir şey diyeceğim. Mario'yu beğendin mi gerçekten? Ya şöyle Mario Universe içerisinde güzel. Yani bir Nintendo hayranı için güzel. Ya yani onun dışında çok da bir numarası yok bence. Ama Last of Us Yani hani başından kalkamadım öyle söyleyeyim. Gözümü kırpmadım tabii yani canım. izlerken. Ya Last of Us her anlamda çok iyi de Mario'da şöyle mesela ben de çok büyük beklentiyle izledim. Çok çocuk filmi gibi geldi bana ya. Biraz daha hani böyle Öyle zaten. Shrek havasında bir şey bekliyordum açıkçası. Çocuk izlediği zaman çok eğlenecek ama yetişkin biri izlediği zaman işte o alt metin okumayla başka bir yere çıkartacak filmi gibi düşünmüştüm. Mario'da o yoktu ama yani. Bayağı Mario'da çocuk hiçbir filmi. zaman öyle şeyler olmadı ya. Evet, o biraz üzdü beni. Yılın içerik üreticisi Ben de öyle söyleyeyim. ben Baturhan ve Net ya. Özgür Özgür diyorum. Erol diyorum. Ben direkt sana veriyorum ödülü. Ben de direkt sana Şurada böyle veriyorum bir ya. İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer Ay. kucaklaşması böyle. O zaman o beklenen konuya geldik. Evet. Yılın en iyi oyunu. Aha dur lan şey Bak gitti. kapandı görüyorsun değil mi? En iyi oyun deyince abi Vallahi gitti Baldur's Gate 3 direkt kayboldu, yok oldu. Ya şimdi Ya sen şimdi benden daha ateşlisin bu konuda. Hani Baldur's Gate 3'ü hani çok coşkuyla oynadığın çok belli yani çok severek 200 saat oynadım Aynen öyle. diyorsun. Bu arada 200 saat şöyle bak şunu söyleyeyim. 200 saat oyunun tam sürümü, 65 saatte oyunun erken erişim sürümü var. Ben bu oyunun totalde erken erişim sürümünde sadece ekli bir oynayabiliyordum. Orayı 3 kere bitirdim. Yeni işte tam sürümü çıkınca 4.'yü bitirdim, sonra da oyunu bitirdim. Şimdi Ocak ayında da 5.'ye geçiş yapacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben hayatımda şu an 27 yaşındayım. 22-23 yaşından beri hiçbir şeyin fanı olmadığıma karar verdim. Hiçbir şeyin fanı değilim. Hani Düşündüm buradaki ben bir şeyin Witcher'da fanı mıydım lan acaba? yani Witcher dövmesi sizi yanıltmasın. Kesinlikle Witcher fanı da değilim. Bence Witcher 3 de çok iyi bir oyun değil. Anlayayım Yuh. Bu adamın fikirlerini işte hani Yok yok münazaraya tabii. dönüyor böyle. Zamanla çok oyun da neyse onu tartışırız. Baldur's Gate 3'ün kesinlikle fanı değilim. Çok objektif değerlendiriyorum. Baldur's Gate 3'ü başka bir oyunla kıyaslasan hak verebilirim ama Zelda ile bence kıyaslanmaması gereken bir yapım. O yüzden konuya buradan gireyim. Ve sana şunu sorayım. Sen Zelda'yı seviyorsun ve bu yıl Zelda'nın da almasını istiyorsun, değil mi? Diğer adayları direkt eledik zaten. Şimdi şöyle bak benim aslında burada tarafı olduğum şey Zelda değil. Ya ben oyunların daha çok hani immersion diyorlar ya o sürükleyicilik. O Tabii. sürükleyiciliği eğlence faktörüyle edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden Tamam. Zelda'nın yanındayım. Yoksa iki oyun arasında bence böyle dağlar kadar fark yok yani. Senin düşündüğün mantıkla düşünürsem Zelda bence bu yılın bu listedeki en alttaki oyun bana göre. Hiç Niye? sanmıyorum abi. Niye? Şöyle açıklayayım. Zelda bir açık dünya oyunu, değil mi? Evet. Yakın zamanda da çok acayip bir örnek var açık dünya ile ilgili. Ne Elden Ring. Hatta çok da benzetildi biliyorsun. Skyrim'e ve Zelda oyunlarına da benzetildi Elden Ring. Elden Ring'de bu söyleyeceğim şey bu arada son iki Zelda oyunu için geçerli. Önceki oyunlar için geçerli değil. Mesela Ocarina of Time bence hala dünyanın en iyi oyunlarından birisi. Hatta belki en iyisi. Şimdi Elden Ring'de açık dünyaya çıktığın zaman şöyle bakıyorsun haritaya. Diyorsun ki ya şurada bir şey var. Ben şuraya bir gideyim diyorsun. Gidiyorsun bazen hiçbir şey bulamıyorsun. Bazen çok acayip bir şey buluyorsun. Bazen de yarım yamalak bir şey buluyorsun. Ama ne bulursan bul, hiçbir şey bulamasan da sırf oraya yaptığın yolculuk bile, orada gördüğün bir ağaç bile sanat tasarımından dolayı tabii ki bu da bir enteresan geliyor, tamam mı? İyi ki buraya gelmişim diyorsun. Ben Zelda'da bunu yaşayamıyorum. Zelda'da uzakta bir şey görüp de Ya ben şuraya de gideyim tam olarak onu diyemiyorum. yaşıyorum aslında. O yüzden şaşırdım Buna çok gerçekten şaşırıyorum yorumlara. işte. Mesela Zelda ne oyunu ben anlamadım. Açık dünya tamam. Yani sen söyledin aksiyonu çok iyi bir oyun değil zaten Zelda. Müthiş bir aksiyonu yok evet yani. Evet. Macera tam Çeşitli bir macera aksiyonu aslında. var ama bak mesela bu yılki Evet. Zelda'da şöyle bir şey var. Bu yıl eklenen o combined mekanikleri var ya bir şeyleri bir Aynen. şeylerle birleştirebilme falan. Yani insanlar çok absürt şeyler yapabilmişler mesela. Çok acayip. Hani Ya bak bir şey değil mi? oyunun aksiyonuna da onun bir katkısı var. Hani Aynen baktığında öyle. adam kalkanla işte atıyorum gökyüzüne sektiriyor bir tane işte minyonu salladım şu an adını. Hani ya olmadık işler oluyor oyunun aksiyon tarafında ama bunların hepsi oyunun kendi mekaniği değil de hani yapımcının al abi ben sana bunu hazırladım. Sen bununla ne yapıyorsan yap deyip bıraktığı şeyler. Hani Evet, Zelda'yı bence o büyüleyici konuda kılan benim çok iyi için bu. zaten. Bak kesinlikle çok iyi. Bak zaten ya ben de bir video gördüm. Biliyorsun ejderhaları yenmek çok zor oyunda. Adam ejderhanın altına böyle bir plaket yapmış.
motora bir vuruyor, ejderhayı kaldırıyor, uçuyor, okyanusun ortasında bırakıyor ejderhayı. Çok acayip bir şey, tamam mı? Ve bunu Nintendo direkt sana bırakıyor. Ne yapıyorsan yap diyor. Ki biliyorsun bu Breath of the Wild'da da işte her duvara tırmanabiliyordum. İlk bir oyunda ilk kez bunu görüyorduk. Zaten bu işte eşyaları kombine etme işini Zelda'nın ikinci oyundan çıkar. O zaman daha yerden yere vururum. O zaten beni Zaten şu o an... zaman, ben de şunu derim abi, bunu yapmıştınız zaten. Şimdi niye Ha, yine aynen. aynısını yaptınız O derim o çok zaman. acayip bir seviyeye getiriyor oyunu. Ama dediğim gibi şimdi düşünüyorum. Yani o zaman bir satisfactory tarzı bir şey mi bu? Eşyaları falan birleştiriyoruz bir şey böyle. Minecraft mı bu? Yok, ben burada Aksiyon. biraz şey bilinçli olarak düz yorum yaptığını düşünüyorum ya. Hani yani öyle bir Bak şey olmadı aynı aşikar şekilde... hani. Tamam aşikar evet. Mesela bulmacalar evet. Tamam çok fazla bulmaca var ve çok güzel bulmacalar var. Ama bak yine de şeyi olmuyor bende. Şimdi haritada baktığım zaman ileride benim dikkatimi çeken dur şuraya gideyim mi bana yaşatmıyor. Ya da İşte gittiğim bende o yerdeki oldu. O bulduğum yüzden şey hoşuma şaşırıyorum gitmiyor. mesela. Bu yaptığın yorum şey değerli bir yorum yani. Ben bunu yaşayamıyorum diyorsun oyunda. Tam aksine de bütün mesela Zelda komünitesi şunu söylüyor. Abi oyunda bir yeri görüyorum. Şuraya bir gideyim diyorum. Yol üstünde bir dünya işte şeyle karşılaşıyorum. Atıyorum bir yerde küçük bir dungeon var. Girdim, içeride bulmaca var. Onu çözdüm. Ve çözdüğümde oyun beni güzel ödüllendiriyor. Hani atıyorum iyi bir kılıç veriyor. Ya da işte orada bir karakterle karşılaşıyorum. Bana işte bir yeri tarif ediyor. Şuraya git diyor falan. Yani açık dünyada bir yerden bir yere seyahat ederken ben de hani diğer Zelda komünitesindeki diğer insanlar gibi şunu hissettim. Ya hakikaten ben kendime has bir macera yaşıyorum bu oyunda. Yani bu oyun beni attı buraya. Ben şuraya gidiyorum, bir şeyler yaşıyorum ve bunu sadece ben bu şekilde yaşayabiliyorum. Hani diğer insanlar Doğru. farklı yollardan gidiyor vesaire. O açık dünyadaki sürükleyicilik hissini ben böyle zirvede yaşadım. Sen hiç yok diyorsun mesela. Belki hani Ya. gerçekten tarz meselesidir yani. Sen sadece bana özel bir hikaye ya bir macera yaşadım diyorsun ya. Ben de o işte senden farklı bir macera yaşıyorum. Bana şey gibi çok boş değil mi ya şu bu macera şu an ne yapıyorum ben? Ne oldu? Neydik biz? Nereye geldik? Ne oluyor ya şu an falan moduna giriyorum ve bir anda kop ya bu arada yanlış anlaşılmasın. Yorumlarda beni linçlemeyin. Zelda bence muazzam bir oyun. Her oyunu gerçekten dünyada başka böyle bir şey yoktur galiba. Seri. Her oyunu ayrı bir apayrı güzel olan başka bir 90 seri artı her yoktur. oyun yani durmadan Aynen böyle. ya başka bir şey yoktur. Son oyun da çok güzel bir oyun. Kesinlikle eğer hani bu yıl Baldur's Gate almıyorsa Zelda ikinci hak eden. Ama bana olmuyor yani. Ben giremiyorum oyunun içine. Niye bilmiyorum. Belki tarzından dolayı olabilir bak. Şöyle olabilir. Şimdi mesela benim oyunların hiçbirinden en ufak sinematografi beklentim yok yani. Bir oyuna başlarken hiç böyle hani güzel ara sahne göreyim, ne bileyim, diyaloglar beni etkilesin falan öyle bir beklentim yok. O olduğu zaman tuzu biberi oluyor benim için. Hani Tabii. örnek veriyorum ya, Max Payne'i mesela Alan Wake 2'den daha çok severim. Neden? İşte hani Max Payne'i çok öne çıkaran bir yön mü var? Hayır yok, ama hani Max Payne'in eğlence faktörü çok daha yüksekti. Küçükken oynarken daha çok eğlenmiştim. Hani şu an Alan Wake 2'ye baktığımda mesela o kadar eğlenceli bir deneyim sunmuyor bana. Ama burada mesela 5 ödülü belki Alan Wake'e dedim, hani Alan Wake alması Tabii gerekiyor aynen. diye. Ama en iyi oyun dendiği zaman ben eğlence tarafına daha çok odaklanıyorum. Çünkü ya bilmiyorum, subjektif bir şey aslında en iyi oyun yani. Baldur's Gate 3 mesela son belki 20 yılın en iyi RPG oyunu. Şimdi Subjektif bir RPG şey seven bir adamın konuşuyoruz kalkıp burada. Zelda demesi mümkün mü yani şu an? Değil. Tabii canım. Ama mesela şimdi ben mesela Zelda konusundaki neden beni çekmedi, neden tepeye koymadığımı söyledim. Ben de şunu merak ediyorum. Sen neden Baldur's Gate'i mesela İşte Zelda'nın dediğim altına sebepten koyarsın? dolayı. Dediğim sebepten dolayı. Eğlenceli değil Ben mi sence? eğlenceli eğlenceli de mesela efor gerektiren bir oyun ya gerçekten Baldur's Gate 3. Hani Baldur's Gate 3'ü böyle oturup okuyup hani şurada ne var, burada ne var, şu ne dedi, hangi kararı almalıyım işte falan düşündüğün, çok fazla düşündüğüm bir oyun olduğu için ben daha az beni düşündüren ve daha çok böyle akışına kapılıp gittiğim tarafı tercih ediyorum. Ya bilmiyorum, benim oyunlardan beklentimle alakalı tamamen bu. Ama dediğim gibi bir RPG fanı olsam, yani ben RPG oyunlarını seven bir adamım diye olsam böyle özellikle kesinlikle Baldur's Gate 3 derdim. Yani biri 95 ise biri 96'dır benim gözümde. Hani hangisi de 95'tir 96'tır onu da şey yapamıyorum, tam kestiremiyorum yani. Metacritic'e göre Yani Baldur's Gate 3 bir puan önde bu arada galiba. ya tabii ya Metacritic zaten orası boş ya. Spider-Man 2'nin 92 puanını hala anlamıyorum. Ya Baldur's Gate'in şimdi senin de mesela Baldur's Gate'i yakalayamadığın şeyi ben inanılmaz yakaladım. Mesela aynı senin tamamen aynı. Bazı strateji oyunlarına mesela bu yüzden giremem. İşte bazı rol yapma oyunları ilk böyle 3-4 saat beni çok bayar. Mesela Horizon o da rol yapma oyunu aslında. Olmuyor yani giremedim onun için ama Baldur's Gate'in şey çok acayip. Ben nerede etkilendim biliyor musun oyundan? Spoiler vermeden şöyle anlatayım. Oyunun daha ilk bölümünde bir cadı hikayesi var.
O cadı hikayesini bitiriyorsun. İlk bölümde bitmesi gereken bir hikaye zaten. Bitirmezsen sonra gidiyor, hikaye boşta kalıyor. Ve o hikayenin sonunda böyle üzüntüyü yaşadım. Güldüm bir yandan. Bir yandan da böyle mutlu da etti beni. Zaten combat kısmı çok acayip. Hani sıra tabanlı muazzam yapmışlar onu. Enteresan duygulara girdim falan. Neyse dedim, enteresan bir yan hikayeymiş dedim, devam ettim. Oyunun son bölümüne geldiğimde hiç beklemediğim bir şekilde, sanki oyun plot twist'i varmış gibi, oyun bir şekilde o hikayeye bağladı beni. Ve dedim ki o hikayeyi tamamlamasaydım acaba ne olacaktı diye merak ettim. Baktım. Abi bu sefer de oyun gerçekten çok acayip bir yerden seni bambaşka bir yere bağlıyormuş. Yani şey çok acayip. Oyunda attığın her adımın skripti yazılmış yani. Her adım senin için bir skript. Yani aslında şey Acaba bir... en iyi hikaye anlatımında haksızlık mı ettik Baldur's Gate 3'e? Ben zaten en iyi hikaye anlatımında Baldur's demedim ya. Sen Elden Alan Ring 2 dedin, ben de Alan Wake 2'de. dedim. Nasıl ya? Yanlış demişiz o zaman. Ya sırf bu yüzden o hikaye için, o yan hikaye için ben Baldur's Gate 3 benim için en tepede ve bir daha oraya büyük ihtimalle yaklaşan bir oyun olmayacak. Ya benim de açıkçası beğendiğim şey şuydu. Hani böyle yurt dışında insanların oynadığını görüp de çok özendiğim masaüstü RPG oyunları var Ha. ya. Ben çok co-op oynamadım. Genelde arkadaşlar Discord'da açtı, ben hep izledim böyle, beyler şunu yapın bunu yapın lan falan, yancılık yaptım yani. Ama o atmosferi o kadar güzel veriyor ki yani, gerçekten şöyle bir masanın etrafına oturmuşsun da sanki işte Dungeons and Dragons oynuyormuşsun gibi hissettiriyor. Ya o hissi de öyle kolay kolay dijitalde vermek gerçekten mümkün değil ya. Aynen Yani öyle. öyle bir derinlik şey yapmak. Çünkü orada sonuçta bir game master var. Adam şey yapıyor. Hani hikayeyi yazıyor Tabii. anlık. Hani bir şeyi ıskalama imkanı yok ama adamlar bunu oturmuş, hesaplamış, senin dediğin gibi işte oyunun Evet. başından sonuna pas atan şeyler, skriptler falan var. O yüzden yani çok önümüzdeki yıllarda da kolay kolay göremeyeceğimiz cinsten bir iş. Attığın her adımın tüm varyasyonları, sonucunun tüm şeylerini adamlar çıkartmışlar ortaya. Ve ona göre bir hikaye devamı yazmışlar, yani olayın devamını yazmışlar ve her seferinde birine orada tutuluyorsun sen. Bu çok acayip zaten. Bu kadar hani senaryo yazmak çok acayip. Bence oyunun en büyük başarısı o senaryo kısmı zaten. Bu arada bizim aslında güzel de bir ekibimiz var, biliyor musun? Ben Game Master'lık yaptım bir dönem. Oturup oynayabiliriz. Biz daha önce Olabilir. iş Benim yerine hiç tecrübem arkadaşlarla yok birkaç kez yani. denedik. Keyifli oluyor. Bizim Ben Cevdet'i şey modundayım ya. çağırırız. Stranger Things'i ilk izlediğimde böyle çocuklara görüp ulan olmadı ki şöyle bir çocukluğumuz deyip böyle Ha evet. içlenmiştim yani. Ben de O iş zaman yapmadım. oylayalım abi. Hani belli artık vereceğimiz oylar ama en azından videoyu kapatmak Yani için. ya Baldur's Gate 3 ben diyorum bak, sadece bu yıl değil genel olarak en iyi oyunlardan birisi. Ve uzun bir süre Baldur's Gate 3 gibi bir oyun gelmez. Biliyorsun geliştiriciler de şey dedi zaten. Ya Baldur's Gate 3'ü görüp de niye diğer geliştiriciler bunu yapamıyor demeyin. Bu 100 yılda gelen bir şey dediler. Çünkü gerçekten öyle. Bir daha Şey bence diyen Larian da böyle bir oyun bir yapmayacak. şey vardı, CEO vardı. EA'den falan bir adamdı galiba. Şey dedi yani, beklentileri çok yükseltti bu adamlar falan gibi böyle bir Evet. açıklama yapmıştı. Eski bir Ubisoft çalışanları falan dedi onu bu arada. Ya Ubisoft çalışanlarının böyle olur olmadık çıkışları beni gerçekten deli. Elden Ring konusunda da yine benzer bir çıkışları olmuştu. Ya Ubisoft çalışanlarını şöyle Twitter olsun ya da herhangi bir mikrofon olsun, onlardan uzak tutmak lazım. Onlar Far Cry yapsınlar abi yani. Ben Baldur's Gate 3'ün alacağını düşünüyorum. Yani bu hype boşa gitmez gibi geliyor. Burada şey yok yani, Red Dead Redemption 2 ile God of War gibi bir böyle çekişmeli bir rekabet yok. Hani tam aksine Baldur's Gate 3'ü gerçekten çok daha büyük bir kitle istiyor. O yüzden alacağını düşünüyorum. Ama benim gönlümden geçen açıkçası hala Zelda Tears of the Kingdom. Bir önceki oyun mesela çok rakipsiz bir senede yarışmıştı. O yüzden Yine almıştı. kendi Şey rakibi denmişti vardı. çok Super önemli. Mario Odyssey vardı. En büyük rakibi yine kendisiydi yani. Bence Mario Odyssey daha iyi oyundu mesela. Bence de. O yıl Mario daha iyiydi. Bence bu yıl da Ya. Mario daha iyi olabilir bu arada. Bakamadım Yok daha bence Wonder değil ama. ya. Bence değil. Ya ben oynadım, bitirdim, çok sevdim. Hani şöyle söyleyeyim, benim için Zelda, Baldur's Gate 3, sonra Mario Wonder. Yani bunlar S class'ta, o sanki A class'ta gibi geliyor bana. Bir ara şey Anladım. yapalım ya, Tier Maker. Son olarak şunu söyleyeceğim. Videoya girmeden önce de seninle konuştuk. Baldur's Gate 3 neden almalı? Larian'dan dolayı almalı. Nintendo bu yıl hani alamasa bile, atıyorum 2-3 yıl sonra bir daha alabilir. Ama Larian bir daha alamayabilir bu ödülü. O yüzden alması gerekiyor. Bir de Baldur's Gate 3'ün en kötü yanı da şu. Elden Ring mesela oyun sektörünü değiştirdi ve değiştirmeye devam edecek. Ama Baldur's Gate 3 büyük ihtimalle değiştiremeyecek. Çünkü herkes çok denk gelen bir şey olduğunu farkında Baldur's'un. Ya şimdi şöyle bir çıkış yapacağım. Videoyu da uzatmış olacağım da. Breath of the Wild olmasaydı Elden Ring diye bir oyun bence hiç olmazdı. Enteresan. Breath of the Wild bence mesela oyun dünyasını gerçekten çok etkiledi. Yani ondan sonra çıkan çoğu açık dünya oyununda hani bir Zeldalaşma gördüm açıkçası. Hem oyuncunun elinden tutmama anlamında,
hem Evet, işte doğru. keşfi biraz daha böyle öne çıkarma anlamında. Ben aynısını mesela Breath of the Wild için düşünüyorum. Keşke o böyle bol rakipli bir senede çıksaydı da hani, çünkü fresh bir oyundu o zaman. Tears of the Kingdom bayağı benziyor yani Breath of the Wild'a. O yüzden hani insanlarda o hype da çok düşük eskisine kıyasla. Keşke mesela Baldur's Gate 3 2017'de çıksaydı da o zaman bir kapışsalardı, onu isterdim yani. Evet, daha farklı bir tartışma olabilirdi. Bu yıl da çok dolu bir yıl zaten. O zaman insanlara Evet. soralım. Sizin, yani her adayı söyleyebilirsiniz ama yılın en iyi oyunu sizce hangisi? Baldur's Gate 3 Evet. Zelda konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çok merak ediyorum açıkçası insanlar ne düşünüyor. Şöyle bir şey yapayım. Açıklamaya ben kategorileri yazayım böyle tek tek. Siz onları doldurun, copy paste yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman artık ismimizi de herhalde belirleriz. İnşallah. Sağlıcakla canım. Hoşça kalın. Görüşürüz.